Çocuğun gelişiminde oyunun yeri nedir? Oyun çocuğun hem ruhsal hem de fiziksel ve zihinsel gelişiminde tıpkı bir besin rolü oynar. Oyunsuz bir çocuğun sağlıklı büyümesi neredeyse mümkün değildir. Çocuk oyunla kendini ifade eder, oynarken öğrenir ve oynarken iyileşir. Çocuk oyunla birlikte kendi becerilerinin ve sınırlarının farkına varır. Yaratıcılığı ve problem çözme becerisi gelişir. Beklemeyi ve isteklerini ertelemeyi öğrenir. Zihnindekileri tıpkı bir perdeye yansıtır gibi oyunlarına yansıtır ve bence en önemlisi de ilişki kurmayı öğrenir. Kısacası oyun hayata hazırlıktır. 3 yaşa kadar yaş aralıklarına göre kısaca oyun seçimlerinden bahsedebilir misiniz? Tabii, bir çocuk yaklaşık 2 yaşından itibaren yaratıcılığı ile her nesneyi oyuncağa çevirebilir. Bir gün plastik bir şişeyi araba yapar, diğer gün elektrik süpürgesinin sopasını bir ata çevirebilir. Diğer gün ise bir muzu kulağına götürüp bir telefon yapar. Çocuğun ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek adına yaşına uygun oyuncak seçimlerini yapıp çocuğu desteklemek özellikle ilk 3 yaşta ebeveynlere düşer. İlk 6 ay aslında bebeğin en kıymetli oyuncağı kendi bedenidir. Bu aylarda ses, renk ve şekillere karşı bebek hassaslaşmaya başlar. Yatağın üzerine asılabilen renkli, hareketli, ses çıkartan oyuncaklar tercih edebiliriz. Örneğin şunun gibi oyuncaklarımız gayet uygun olacaktır. Oyun halıları, jimnastik merkezleri de yine gelişim için çok faydalıdır ve oyun matının üzerine de aynı yine böyle bunun gösterdiğim gibi böyle hışırtılı, çıngıraklı oyuncaklar tercih edebiliriz. Bunlar bebeklerin ilgilerini çok çeken oyuncaklardır. 6. aydan sonra bebek oturmaya başlar ve artık eliyle nesnelere uzanmaya başlar. Bu dönemlerde ses çıkartan halkalar, çıngıraklar, şöyle şunlar gibi diş kaşıyıcı oyuncaklarımız, aynı şekilde bunlar gibi silikon halkalarımız tercih edilebilir. Bir de benim çok sevdiğim burada ses çıkartan hışırtılı kitaplarımız var. Bunlar da aynı dönemde tercih edilebilir. Emeklemeye ve artık yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladıktan sonra toplar, itme ve çekme ile hareket edilebilen oyuncaklar, aktivite masaları ve küpleri tercih edebiliriz. 1 yaş itibariyle farklı boyutlarda kutular, bloklar, hatta bunlara da yine bir örnek göstermek istiyorum. Şöyle şunlar gibi bunları kullanabiliriz. Çocuklar elleriyle bunlara erişebilip bu nesnenin bunlardan hangisine doğru olarak geldiğini şu şekilde birlikte pratikleyerek artık çocuk neresine hepsini deneyerek ve daha sonra deneyip doğrusunu bularak ittirebilir. Bunlara ek olarak büyük parçalı yapbozlar, iri peluş hayvanlar, müzikli oyuncaklar, mesela piyano gibi yavaş yavaş artık dil gelişimini destekleyen oyuncaklar da tercih edilebilir. Türkçe konuşan sesli oyuncaklar ve taklit oyununa teşvik eden oyuncaklar da bir yandan dil gelişimine de katkıda bulunurlar. Ve tabii ki bolca kitap okuma bizim olmazsa olmazlarımızdan. 2-3 yaş arası sembolik oyunlar başladığından dolayı artık böyle bebekler, kuklalar, mutfak malzemeleri, marangoz aletleri, arabalar, doktor seti, hayvan setleri tercih edebileceğimiz oyuncaklar arasında yer alır. Oyun ve duygusal gelişim arasında nasıl bir bağlantı vardır? Oyunlar çocuğun yalnızca fiziksel veya zihinsel becerilerini değil, duygusal gelişimini de destekler. Oyun çocuğun duygusal dünyasını ifade etme alanıdır bizim için. Duygu dünyasının çeşitliliğini çocuk oyun sayesinde deneyimler. Örneğin bir oyunda yenildikten sonra hissedilen hayal kırıklığı, oyunda öğrendiği yepyeni bir becerinin sonrasında hissettiği yoğun coşku duygusu, gerçek hayatta dışa vurulmasına izin verilmeyen öfkenin oyunla rahatça dışa vurumu çocuğun gelişimi için son derece kıymetli. Yani çocuk oyunla duygusal dünyasını tatmin eder. Tam da bu nedenle çocuk oyun oynarken çok özgür olmalıdır. Yetişkinler tarafından müdahale kesinlikle edilmemelidir oyuna. Çocuk oyun içinde müdahaleye uğrarsa yetişkin hayatında da özgüveni düşük bir birey olma ihtimali yükselir. Çocuklar oyun yolu ile bizimle nasıl iletişime geçerler? Bir çocuk kendini oyun aracılığıyla ifade eder. Dil becerisi henüz çok gelişkin olmayan bir çocuk oyunu kullanarak iç dünyasını bize anlatır. Burada önemli olan çocuğun oyun ile verdiği ipuçlarını okuyabilmek. Bunu böyle tıpkı şifre çözmek gibi düşünebilirsiniz. Çocuk oyunla bizlere bir sürü şey anlatıyor. Bu nedenle çocuğa oyun oynarken eşlik etmek, ona oyun esnasında geri bildirimler vermek son derece kıymetli.
hissettiği duygunun ebeveyni tarafından söze döküldüğünü deneyimleyen çocuk hem anlaşıldığını hisseder hem de duygusal bir farkındalık yaşar. Örneğin iki arabayı sert bir şekilde birbirine tokuşturan bir çocuğa bugün bu arabalar biraz öfkeli sanırım gibi bir geri bildirimi vermek gibi düşünebilirsiniz bunu.